Olamaz, şuna bakın, arkadaşlarımın ne güzel bisikletleri var, benim yok. Mahmut, bizim bisikletlerimizi kıskandı la. Mahmut, benim bisikletim 21 vites, bu kerizin parası yetmez la. Benimle dalga geçiyorlar, görüyor musun? Üzülme abi. Nasıl üzülmeyeyim, şuna bak. Ben de bisiklet alacağım. Senin paran yetmez la. Yetmez mi? Benim de bine var ama bisikletim yok sadece. Var var, el arabası var değil mi? El arabası değil, güzel bir şey. Duydun mu, diyor ki benim de diyor binip süreceğim diyor bir şeyim var, benim bisikletimden daha mı iyi sanki la? Burada bekleyiz, ben de binip geleceğim, göstereceğim size. La git la, benim 21 vites bisikletim daha mı iyi olacak sanki la? Şimdi size benim aracımı göstereceğim. Sen burada bekle, bundan sonra ben de ola kendi arabamla gidip geleceğim. Bu tankı benim canım dedem yaptı, bana hediye etti. Bakalım tankımı gördüklerinde şaşıracaklar mı? Bugün beden eğitimi dersi var okulda, ona gireceğiz. Mahmut bu ne la? Mahmut, bu çocuğun tankı varmış la. Bizi ezecek Mahmut, aklın varsa kaç, kendini kurtar, kaç la, kaç la. Okulun içine kaç Mahmut, koş. Kaçmayın, bekleyin. Bak indireceğim bunların bisikletini, kıracağım şimdi. Ben de alay, bak orada. Sizi görebiliyorum, oradasınız. Bak saklanıyorlar. Ne oluyor burada, bu ne gürültü, ne oluyor burada? Öğretmenim, arkadaşlar bisikletleri yiyen beni de alay ediyor. Ben de tankımla geldim. Evet, tankımla geldim. Bu tank nerede lani? Tank gerçek mi la? Öğretmenim gerçek. Kaç la, kaç la. Beden eğitimi ders, en sevdiğim ders. Evet çocuklar, bugün sizinle birlikte gülle atacağız. Gülle mi? Bu mu? Öncelikle gülleyi şöyle çenemizin altına yerleştir. Bu çok önemli. Kolumuzu ileriye doğru uzatıyor böyle. Sonra bütün yükü arka ayaklarımıza veriyoruz. Öğretmenim amma iyi biliyorsunuz siz bu işi. Ayıptır söylemesi, bilirim çocuklar, bilirim. Öğretmenim bunu fırlatınca adamı vurabilirim. Sizi çete savaşlarına davet ediyorum. Çocuklar unutmayın, gülle atılmaz. Bütün vücutla itilir. Böyle itiyorum bakın. Amma uzattı, öğretmene bakın. Mahmut oğlum, koş getir gülleyi. Ne? Şimdi sen buraya gel, çabuk gülleyi atacaksın. Ne? Ben mi öğretmenim? Gel buraya, kaldır. Tamam. Kaldırsana. Kalkmıyor öğretmenim. Kaldır diyorum lan sana. Kalkmıyor. Ne demek kalkmıyor? Çabuk kaldır. Öğretmenim isterseniz Mahmut'la biz kaldırabiliriz onu. Hayır, önce sen kaldıracaksın. Öğretmenim onlar kaldırsın işte. Sana çabuk kaldır dedim şunu. Tamam öğretmen, kaldıracağım, merak etmeyin. Alalım yerden. Güzel, şimdi daha yukarıya kaldır. Çok zor, kaldırdım. Daha da kaldır, sonra bırak. Tamam. Ayağıma bıraktın la. Gülle atma yüzüne. Beden eğitimi dersi boşa geçti gitti. Bu konuda neyse çocuklar, ben size çok daha önemli bir şey anlatacağım. Geliyor bak, hayat dersi, insanlık dersi geliyor. Anlatın öğretmenim. Şimdi size Afganistan'da el bombasıyla yaptığım kahvehane baskınını anlatacağım. Ne diyor la? Tabii televizyonu açtım, bir baktım Afganistan'da olay çıkmış. Çok tehlikeli öğretmenim. Tehlike en sevim. Biraz aksiyon macera olsun diye akşam yemeğinden sonra tok karnına ben Afganistan'a gezmeye gittim. Emin misiniz? Gittim. Sonra ne olur ne olmaz, dilenciler önümü falan keser diye cebime 3-4 tane el bombası doldum. Benim evde el bombası koleksiyonum her zaman bulunur. Öğretmenin iyice coştu, birisi durdursun. Ondan sonra kahvehanede onları üttüğümde bana hile yapıyorsun diye beni tam dövecekken el bombasını ne yaptım? El bombasını bir çektim. Durun dedim la, durun. Öğretmen kesin hile yapmış, doğru söylüyorlardı. Ben okeydi, asla hile yapmam. Bakın geliyor, hayat dersi geliyor. Ondan sonra nefesler tutuldu, el bombasının filmini çektim, elimde tutuyorum. Patlayabilir öğretmenim. El bombasından korkan mı var, şu gözlerime baksanıza. Öğretmenim siz amma cesur, siz kesin bizim çeteye girmeniz gerekiyor. Öğretmenim çabuk oradan kaçın, canınızı kurtarın. Ondan sonra dedim ya, beni burada Ataşehir 2+1 dairemin önüne kadar bırakırsın ya da bu el bombasını bırakırım, hepimiz uçarız dedim. Tabii hepsi korktu, altına yattı hepsi de. Ora pis olmuştur öğretmenim, hemen gidin. Korkudan teklifimi kabul etti. Kahvehanenin önünde bir otobüs durağı var. Hacı Bağlar otobüsüyle beni gönderdi eve kadar.
Oradan mı geçiyormuş otobüs? Öyle şansa bak, oradan geçiyormuş. İşte bu maceramda böyle de cesur, böyle de korkusuz bir insanımdır. Demek el bombası falan hiç korkmazsınız öyle şeylerden. El bombası, el bombası benim için bir futbolda top gibidir. Yani şu anda şurada olsa el bombasını alırsınız elinize. Alırım ha. Şurada bir tane olacak. Bir elime alacaktım ki onun pimini çekecektim. Eski günleri çok özlüyorum la. Öğretmenim bu kadar üzülmeyin. Beni de ağlatacaksın. Şansa bak, benim yanımda bir tane el bombası var burada. Var mı? Nerede la anne? Burada öğretmenim işte bu. O ne la? Görmüyor musun, sizin o çok sevdiğiniz el bombası? El bombası gerçek mi la o? Gerçek. Şakadır la, oyuncaktır la, bakayım. Gerçek öğretmenim, dedem yaptı bizzat. Patlayabilir la, tehlikeli olabilir la. Ama öğretmenim siz değil miydiniz el bombasını çok severim diye? Ben akşam yemeğinden sonra severim la. Ama öğretmenim siz nasıl pimini çektim, elimde tuttum, öyle yapalım. Yola yapmayak la. Öğretmen ama adamlar nasıl korkmuş, demiş ki önümden çekilin demiş. El bombası patlayabilir demiş. Dur sakin ol, yapma sen. Öğretmen psikopatım demiş. Öğretmenim havaya uçuyor. Sana atma dedim la. Öğretmenim bizim çeteye de birkaç tane gerekiyor bunda. Öğretmenim patlıyor. Ben çok çabuk gaza geliyorum. Okul tadilatta olduğu için 10 gündür okullar tatil. Bari internet kafeye gideyim, biraz bilgisayar oynayayım. Aa, ne yapıyorsun? Burada tavuğu patlatıyorum böyle. Ben de patlatayım, ben de patlatayım mı? Bak önce tabancanı çıkartıyorsun. Tabancam tamam burada. Dolduralım. Sonra bak tavuğa sıkacaksın. Buna mı? Tamamdır. Burada. Bilgisayarı yaktın la. Mahmut amca bu dedi. Mahmut adamların güzel mermi yağdırıyorum, baklanası uçuruyorum la. Dedem böyle kötü yerlerde dolaşmamı yasakladı benim. Ne çocuklar, MP40'da Alman yapımı hafif makineli. İkinci Dünya Savaşı Almanya diğer mihver kuvvetler tarafından yaygın olay. Ama şimdi bu eski silah bulmak çok zor. MP40 ya, aynı dedemden bahsediyorum. Dedemi tanıyor olamazlar, bundan bahsediyor. Neyse ama şimdi benim asam gülle değil. Benim asıl alanım su sporları. Geliyor öğretmeninden yine sallıyor bak. Evet, su sporları. Ben bir keresinde tsunami'ye doğru yüzmüştüm. Onu anlattım mı size? Tsunami öğretmenim tehlikeli olabilir bak. Tsunami'yi Çin'de yakalım. Çin'e de zaten kaçak yollarla gitmiştim. Bir geminin baş altında 12 hafta boyunca ilerledim Çin'e doğru. Tam kıyıya çıktım ki bir baktım dev tsunami bana doğru geliyor. Orada bir tane tahta parçası vardı. Onu ayağımın altına aldım. Sörf yapa yapa gittim. İlerledim. Öğretmenim tsunami olsa demek ona doğru yüzebilirsiniz. Yüzerim. Aa, bir tsunami olacaktı ki bir yüzecektim, görecektiniz beni. Öğretmen söylediğine göre tsunami'yi çok seviyormuş. Şimdi sana bir görev vereceğim. Bütün bu suları alacaksın. Okulun arka tarafından göndereceksin. Bunların hepsinde su var. Bunların hepsini de göndereceksin. Tamam abi. Tüm bu suları yukarıdan gönderdiğin anda okula doğru dev tsunami geliyor gibi olacak. Tamam, anladın mı? İşte böyle tsunami'nin içinde kendime köpek balıklarından bir ordu kurdum. Bu tsunami hikayesi güzel oldu. Kimse yalanlayamıyor. Keşke bir tsunami'ye daha gitsem. Bu sefer balinalardan bir ordu kurarım. Öğretmenim artık üzülmenize gerek kalmadı. Niyeymiş o? Öğretmenim çünkü dışarıdan devasa bir tsunami okula doğru geliyor. Yok la, öyle şey olur mu la? Bana inanmıyorsan pencereden bakın da görün. Bakacağım zaten öyle bir şey. O ne la? Tsunami geliyor. Nasıl geliyor Mahmut la? Bilmiyorum ki öğretmenim. Mahmut babana söylesen. Tsunami geliyor. Bayağı da büyük, herkes sığınaklara gitsin bir şeyler yap. Öğretmenim tsunami'ye karşı yüzmez misiniz? Nasıl yüzeyim la ben? Şaka edeceğim. Hani siz tsunami'ye karşı yüzmüştünüz öğretmenim? Şuna bakın, gerçekten devasa bir tsunami geliyor öğretmenim, çok geçmiş olsun. Bunu da mı sen yaptın, bunu nasıl yaptın la, anlamadım ki. Öğretmenim bu devasa tsunami birazdan okulumuzu tamamen yutar, ben size söyleyeyim ya, onu en baştan söyleyeyim, onu bilin yani. Tsunami, Allah'ım yardım et, beni kurtar. Öğretmenim bir tane tahta parçası tsunami'ye karşı yüzüp bir tane köpek balıklarından ordu kurmayacak mısınız?
Ne diyorsun la? Öğretmenim, isterseniz tsunami'ye dalalım. İsteseniz de istemeseniz zaten dalacaksınız, bu hepimizi yutar. Ben dedeme gideyim de bize güzel bir tekne yapsın da kaçalım gidelim. Evet ben troll, bugün troll hayatı oynadık. Eğer troll hayatını sevdiysen ve devam etmesini istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer troll hayatında trollün iyi bir insan olup bir gün boyunca hiç kötülük yapmadan yaşamasını istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım videosu gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.